Evet, merhaba arkadaşlar. Ablamın ofisine geldik. Şimdi vlog niye böyle başladı? Çok saçma oldu ama size bir olayın geçmişini anlatayım. Bu arada ablam avukat, bilmeyenler varsa. 10.000 abone olunca belki kanala çıkabilir. Bu maske ÖSYM'nin verdiği maske. Niye bunu takıyorum? Çünkü bugün benim sınavım vardı. Sabahtan sağ olsun ablam beni götürdü. Fakat sınav e-sınavdı. Yani biz bilgisayardan giriyorduk. O yüzden ta Esenboğa'daki yerine gittik ve bizim evimize o 40 kilometreye yakındı. Ablam o yüzden bayağı götürdü. Şimdi de getiriyor, şimdi de yemek değdirecek böyle. Şöyle bineyim de. Şöyle konuşayım. Öyle işte, şurada dur da havalı çıktım. Bakın bu kayıyor değil mi direkt? Kötü ya. Yama bundan korkuyor. Yama'yı tuttum o gün, sarıldım, korkuyordu binmeye. Ne geldik ofisinde birkaç tane dosya aldık. Onda yarın sınavı var. İkimiz de bebe gibi hafta sonu sınava giriyoruz. Benim yarın bir de açık öğretim finallerim başlıyor. Ben yıllar sonra ilk defa Pardon, giriyorum bugün... Evet, ablam yıllar sonra ilk defa giriyormuş ama anneyi sevmiş. Benim yarın açık öğretim finalimin de sonu. Bugün başladı. Buradan çıkacağız şimdi, başlangıç olsun Allah. Başlangıç olsun diye buradan başlatayım dedim. Alsın dosyasını. Bir de yemek alacağız. Sigara kokuyor galiba. Evet. Ofiste cimleri var. Sonra eve gideceğiz. Günaydın. Niye beni bu kadar yakın çekiyor ya? Günaydın. Marketteyim. Bir tane Coca-Cola aldık. Şimdi sütü alacağız da. Oğlum bu sütler niye bu kadar pahalı ya? Şimdi uzun uzun ömürlü alalım o zaman. Size de göstereyim. Neyi alsak? Neyi alsak? Biz geçen gün bundan almıştık. Bu çok harbiden rahattı bu. İçim alınabilir. Genelde sek içiyoruz da sekin de şeyi yok ya. Adı nedir? Uzun ömürlüsü yok. Eskiden oluyordu. Sekin uzun ömürlüsü 10 lira falan oldu zaten. Şu ne kadar acaba? Buna bakalım. İçim organik 1 litre diyor. Bu hangisi ya? Laktozsuz yarım yağlı sütü istiyoruz. Laktozsuz 1 litre. Sanırım bu. Tamam, bunu alalım ha. Ne yapalım ya? Alalım artık. Geldik o kadar. Bu ne? Bağışıklık sistemi için faydalı diyor. Bir bardak günlük ihtiyacını kesmiş çıkardılar diyor. Oo, D vitamini. Hadi bunu deneyelim. Bak bu 7.90'mış. İyi, hadi bunu deneyelim. Al. Abi bu Coca Pops aldık. Bir tane 1 litre su aldık. Bakalım ne kadar para vereceğiz. Dün Snickers aldım kendime. Yağmur ısmarladı bana Snickers'ı da. 8 lira arkadaşlar. Bak 8 lira diye düşünce kötü. 1 dolar sadece aslında Snickers. Neyse ya, çok üzüldüm. Şunu ödeyeyim çıkayım ben. Size demiştim yani burada kazı var diye. O kazı arkadaşlar aslında iki daldan gidiyormuş. Yani bir dalı. Biz tam cadde üstünde bir kavşak birleşiminde oturuyoruz. Şu asansörü çağıralım, hop. Bir tane dalı şeydeymiş ama hadi biz de onu çekelim. Bir dalından yukarı giden yolda sadece ufak girişler, işte böyle ne denir? Bağlantılar koyuyorlarmış. Bizim evin aşağısından buraya gelene kadar da büyük bir cadde var o caddeyle de. Yaklaşık 3-4 metre boyunda kocaman boru döşüyorlar. Ve bizim bu kazı çalışması başladığında ilk başta da ortadaydı. Uzun süredir telefon kamerasını bile açmamışım ya. Çok garip hissettim kendimi. Evet, bakın bir tane süt, bir tane Coco Pops. Bir tane verdik, 15 lira verdik. 15 küsür lira verdik. Coco Pops ne kadar, bakmadım ona, bakayım ya. Ama bu 8 liraysa bu da 7 lira bir şey. Oğlum süt bundan daha mı pahalı? Lan şaka gibi ya, gerçekten. Ben markette alışveriş yapmamaya çalışıyorum. Ciddi söylüyorum. Annemlere bırakıyorum genelde. Hani hem maddi olarak daha karlı hem de sinirim bozuluyor. Neyse, o kazı çalışması şu anda devam ediyor ve tam evimizin önünde. Özel dersleri başlattık ya. Ben bir haftadır vlog çekmiyorum. Çok şey bekliyorum. Şimdi ben şunları yiyeyim. Eve gideyim de şu kamerayla rahat rahat konuşayım. En büyük tunçkurt yalanından biri. Tunçkurt yalanlarından biri. Hadi arkadaşlar, bu videonun altına gerçekten büyük tunçkurt yalanlarını yazalım. Ben başlatıyorum. Günaydın arkadaşlar. Bugün düzenli vloglara başlıyorum. Bundan sonra her gün vlog gelecek. Evet, çok karışık gidiyor video. Bilmiyorum nasıl düzenleyeceğim. Şimdi ablamla bir asansörde olduğumuz bir görüntü vardı. O görüntü pazar gününe ait. O görüntü cumartesi gününe ait. Benim sınavımdan sonraydı.
Ondan sonra biz ablamla pazar günü bir daha sınava gittik. Ablam benim avukat biliyorsunuz. Onların bir sınavı vardı. Tam ismini hatırlamıyorum. Ona girdi kendisi. Ben de onu bekledim. Soru cevap falan yapmıştık işte Instagram'dan hatırlarsın. Ondan sonra bugün salı. Dün pazartesiydi. Dün komple yağmurluydum. Hiçbir şey yapmadım. Sabahtan gittik. Akşam da yine ablamı bıraktım giderken. Akşam da dönerken aldım iş yerinden. Yağmurla boş yaptık. Oturduk. Yemek falan yedik. Öyle yani zaman öldürdük. İyi oldu gerçekten. Keyifli oldu. Çünkü Yağmur da neredeyse biz bir ay görüşememiştik. Geçen hafta işte park vlogumuzda görüştük. Ondan sonra şimdi öyle oldu. Bu arada iş birliği için birkaç tane yere başvuru yapmaya başladım. Eğer ailenizde varsa işte bizim kanalımızla ilgili konseptlerde vlog kanalı da olabilir, matematik kanalı da olabilir. Bu tarzdaki işlerde birlikte çalışmak isteyenler olursa ne demek istiyorum? Birkaç kırtasiye ile şu anda görüşüyoruz. Sizler için faydalı ne yapabilirim onu düşünüyorum. Gerekirse ürün tanıtımı olabilir, işte gerekirse size bir şeyler verme fırsatı olabilir. Bunlar için çabalıyorum. Dediğim gibi ben hep kendi çıkarıma değil, sizin de faydalanabileceğiniz bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bu şekilde kanalımızla ilgili ya da ne bileyim vlog kanalımızla ilgili bizimle çalışacak, çalışmayı isteyecek, bir şeylerini tanıttırmayı düşünen varsa iletişime, irtibata geçebilirler. Ben bu şeyleri açıp desteklemek istiyorum. Onların da beni tabii desteklemesini istiyorum. Saçma bir cümle oldu da. 9200 abonedeyiz. Teşekkür ederim hepinize de. Kaldı bize 800. Bu arada bu tabağı hatırlarsınız. Bu tabağı annem dedi. Tunç dedi bu kırıldı. Bak şurası da kırılmış. Bu benim cips tabağım arkadaşlar. Hep ya cips yiyorum ya da Nesquik yiyorum bu tabakla. Üzüldüm o yüzden. Anyway, size müthiş bir dizi tanıtacağım demiştim. Onu da tanıtayım. Ya da onu sonra tanıtayım. Bir dizi vardı, izledim dedim ya. Onu size önerebilirim dedim. Sonra unutmuştum, önermemiştim. Şimdi yeni bir diziye daha başladım. Çok güzel ikisi de. Bunu yiyeyim. Sonra diğer diziyi anlatayım. Yine kapak resmi koyarız buraya. Dileyenleriniz izler. Hadi gidiyorum. Birazcık takılalım. Nasılsın, iyi misin? Bilmem gerek. Şu güzel kadın hep. Gülmen gerek. Gülüşü güzel kadın. Hep gülmen gerek. Birkaç gündür. Emre'ye buradan çok selam. Emre'nin şarkısıydı. Mutlaka dinleyin. Badem Ağaçları diye aşırı güzeldi. Geçen yıl çıkartmıştı. Evet Emre'ye buradan selamlar. Umarım İstanbul'a gelirsem de Emre'yle bir buluşacağız edeceğiz. Şimdi Ayça'yla Ayça Özefe'yle şarkısı çıkmıştı Emre'nin yeni. Onu hiç dinlemedim ama. Ya bir şey oluyor şimdi arkadaşlar. Bir şarkıcıyı çok seviyorsunuz. Ama ister istemez artık yani bir değişikliğe gitmesi gerekir bazen. Emre Aydın'da da bu vardı. Hani rock olarak çıkmıştı. Ama sonra ne oldu? Hani aslında pessimist rock deniyor değil mi bana? Yani sitemkar bir rock'tı. Sonra neye döndü? Böyle daha böyle hareketli parçalara dönmeye başladı ki hiç sevmem hareketli şeyleri. Yani biraz daha kıpır kıpır daha böyle mutlumsu. Mutlu değil de. Neyse işte Emre'nin de herhalde son şarkısı o tarz biraz. Whatever ne anlatıyorum ya. Şimdi biraz Instagram'da yayın yapacağım. Böyle 5-10 dakika. Yemek yedim. Bilgisayara baktım hiçbir şey yapmadım. Birkaç günüm tatil günü olarak ilan ettiğim için rahat takılıyorum. Şimdi bir 10 dakika yayın yapalım. Sonra bilgisayardan bir soru çözüm dosyası hazırlayacağım. Çünkü kanal 5-6 gündür boş. İyi değil. Yani bayağıdır boş. O kadar. Takılalım 5-10 dakika telefonda ondan sonra dosyayı hazırlayalım, kayıt yapalım. Akşama kadar yüklemiş olalım. Bunu da yarın yükleriz muhtemelen bu videoyu falan filan. Hadi gidiyorum Instagram canlı yayına gidiyorum. Bu arada bizim kamera niye sarı çekiyor arkadaşlar? Ya ben gördüm o gün videoda biraz böyle bir... Tamam daha iyi oldu sanırım. Merhabalar hoş geldiniz. Gün içi klasik yayınlarımızdan. Birisi. Yani 10 dakika durdu gideriz sanki diye düşünüyorum. Yalan söylemişler sanki hep inkar etmişler uzun yol. Vallahi gına geldi şu güncellemesinden. Ne güncellemeymiş her gün her gün her gün. Ne zaman güncelleme gelse laptop ayva yiyor. Hiçbir şekilde programlar düzgün çalışmıyor. Programları geçin benim internet routerlarım bile hani normal bilgisayarın bileşenleri dahi düzgün çalışmıyor ve hata verip çöküyorlar. Bu gerçekten bakın gözlemledim bunu. Benim bilgisayarım daha dün Berkay'la Zoom'daydık. 6 gündür aralıksız çıktı. Sıfır kapatma. Yani 6 gün 24 saat çarpı 6 saat kadar 24 çarpı 6 saat kadar açıktı.
Hiçbir sorun olmadı ne zaman ki alta bir update şeyi geliyor. Kendiniz de kontrol edebilirsiniz Windows kullanıyorsanız. O minik üçgeni tıklayın sağ alttaki. Eğer bir pencere ve turuncu bir top varsa bilin ki update gelmiştir ve kendini yeniden başlatacak. Kaldı ki eğer bilgisayarı uzun bir süre ellemeden bekletirseniz ki ben bunu bakın video yüklerken yaşadım. Video boyutu çok yüksekti. YouTube'a yükleme yapıyorduk gece. Bilgisayara çıktı uyudum. Sabah bir uyandım her şey kapanmış başlangıç ekranım. Hiç ellemediğimiz için ve şarja takılı olduğu için kendi kendi güncelliyor. Bu kadar saçma sapan bir şey olamaz. Yani bilmiyorum Windows'u bırakacağım bu gidişle. Bırakırsak da tüm programlar Windows'ta yani neye geçeceğiz bilmiyorum işte Linux falan kullanmak gerekecek. Ubuntu uzantı kullanmak gerekecek o da çok zor olacak. Neyse işte ayarlardan kapatabilirsiniz falan diyeniniz olacaktır ama bunu niye ben uğraşayım arkadaşlar? Bunu opsiyonel yapmaları gerekiyor bence. Neyse ben dosya kodladım. Canlı yayından sonra oturdum bayağı uzun sürdü. Soru seçtim. Eski defterlerimi notlarımı karıştırdım. 4 soru buldum. 4'ünü de kodladım. Size şimdi göstereceğim açılmayı başarırsa. Ve sağ olsun annem makarna getirdi. Çok iyi oldu. Çok acıkmıştım. Onu da yedim. Şimdi kaydımı yapacağım. Saat 5'e geliyor. 8'de dersim var. Yani hemen bitirsem iyi olur. Çünkü kayıt düzenlemesi, montajı yüklemesi derken. Hani pıt diye akşam 8 olacak zaten. Biraz ekrandan kalkayım gözlerim dinlensin istiyorum. Ve müthiş yağmur yağıyor arkadaşlar. İnanılmaz yağmur yağdı az önce. Bugün ayın kaçı biri sanırım. Salı günü Ankara'da olanlar bilirler. Müthiş yağmur yağıyor. Bilgisayarın açılmasını bekliyoruz. Sanki yalan söylemişler. Sanki hep inkar etmişler. Uzun yoldan gelmişler, uykuları varmış, yorgunmuş, üşümüşler. Sanki bizden gizlemişler, bir gün gideceklerini kalır gibi.